İzmir'den herkese tekrar sevgiler, selamlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patatesin en güzel hallerinden birisiyle geldim. Ee, az malzemeli ama çok lezzetli. Buyurun başlayalım. 1 Bir kilodan biraz daha fazla olacak şekilde patatesim var. Patatesleri öncelikle soydum. Şimdi iri olacak şekilde doğruyorum. Çok fazla küçültmüyorum. Evet sizlerle paylaşayım. İşte şu boyutlar ideal olacaktır görüntü olarak. Ben fırınlayacağım ama airfryer'de de yapabilirsiniz ya da biraz daha küçük doğrayıp normal yağda da kızartabilirsiniz. Ama benim yaptığım usule denemenizi tavsiye ederim öncelikle. Ben patates salatası dedim ama. Aslında bu bir garnitür, ee, dilerseniz garnitür olarak yemeklerinizin yanına, dilerseniz bir öğün olarak kullanabilirsiniz bu tarifi. Evet şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime doğradığım patatesleri aktarıyorum. Bu aşamada fırınımı alt üst ayarda açtım, fanlı ayarda e, kızartma şeklinde yapacağımız için fan olması önemli. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ve 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı gezdiriyorum. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Her tarafına eşit bir şekilde yağ gelsin diye şimdi bir dakika kadar karıştıracağım. Ardından fırın tepsisini üst üste gelmeyecek şekilde sıralayacağım. Evet, fırınımı 200 derecede ayarlamıştım dediğim gibi. Ben de 30 dakikada pişti. Pişerken alt üst etmedim ve o fırındayken şimdi diğer malzemelerimizi hazırlamaya başlıyoruz. Öncelikle baharatlarla başlayalım. Eğer acı seviyorsanız böyle iki çay kaşığı kullanabilirsiniz pul biber. Yarım çay kaşığı kadar karabiber ve yine aynı şekilde yarım çay kaşığı kimyon ve varsa mutlaka ekleyin ama yoksa eklemeyin. Ee, curry kullanıyoruz yine yarım çay kaşığı kadar. Baharatları hazırladık. Şimdi yeşilliğe geldi. Sadece maydanoz kullanacağız. 1 demet maydanoz ve 6-7 diş sarımsağı ihtiyacımız var. Maydanozu çok ince olmayacak şekilde irice doğruyoruz. Ne kadar bol sarımsak kullanırsanız o kadar lezzetli olacaktır. Ben rendeleyeceğim sarımsakları. Dilerseniz ez Şimdi malzemeleri birleştirmek için yayvan bir tava alıyoruz. İçine öncelikle sarımsakları, sonrasında bir yemek kaşığı dolu dolu biber salçası ekliyoruz. Ardından 4 yemek kaşığı olacak şekilde zeytinyağı ya da ayçiçek yağı ilave edip şimdi ocağımıza yerleştireceğiz. Orta ateşte hiçbir şekilde sarımsakları yakmadan karıştırarak bir soteleme işlemi gerçekleştireceğiz. Burada dikkat edin yemeğinizin tadını bozmasın özellikle yanmış sarımsak. Bundan dolayı salçayla aynı anda koydum ki çok fazla kavrulmasın. Evet yaklaşık 2 dakika sonra baharatları ilave ediyorum. Fazla değil şöyle bir 10 saniye kadar baharatlar da yağlı buluştuktan sonra Hemen ocağın altını kapatıyorum. Burası önemli çünkü limon suyunu vereceğiz. Ocağın altını kapattıktan sonra mutlaka limon suyunu ekleyelim. Orta boy bir limon kullandım. Ee, bol ekşili seviyorum ben. Sizler damak tadınıza göre bir miktar artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Evet ocağımın altı kapalıydı. Şimdi limon suyunu sosla iyice homojen olana kadar karıştırıyorum. Herhangi bir pütür kalmasın. Bu arada fırındaki patatesleri de kontrol ettim. 25-30 dakikada güzel bir şekilde pişti. Daha çok kızartmalık patates tercih edebilirsiniz. Benimki kızartmalık değildi kızartmalık olunca daha çıtır olacaktır. Şimdi patatesleri hiçbir şekilde soğutmadan burası önemli çünkü bu sosu çekmesi gerekiyor patateslerin. Hemen patatesleri sosumuzla buluşturuyoruz. Bu arada unutmadan tariflerimi beğeniyorsanız tariflerimin altına yorum yazmayı ve beğeni bırakmayı ve tabii ki sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bu beni çok mutlu ediyor. Aslında Orta Doğu mutfağının patata harra tarifine çok benziyor. Birkaç e, farkı var. Bu yüzden ben buna patates salatası diyorum yine e, garnitür olarak meze olarak artık nasıl istiyorsanız öyle değerlendirebilirsiniz. Ama şu kesin ki çok lezzetli olacak. Hemen üzerine de e, biraz irice doğradığımız maydanozları ekliyoruz. Ve patatesleri çok fazla ezmeden ama sos da her tarafına e, geçsin istediğimiz için birkaç dakika güzelce karıştırıyoruz. Bu karıştırma aşamasını önemseyelim lütfen. Ve artık tarifimiz hazır bir ana yemeğin yanında çok güzel bir şekilde sunabilirsiniz ya da beş çayına yapabilirsiniz ya da istediğiniz herhangi bir öğünde tek başına da tüketebilirsiniz. Evet, hemen birazdan servis tabağını alacağım ve afiyetle tüketeceğim. Kanalımda bunun gibi çok fazla patatesli tarif var. Dileyenler oradan farklı soslarla farklı patates salataları yapabilirler. Evet servis tabağına aldım ve dediğim gibi ekşili tatları daha çok sevdiğim için bu arada limonla servis ediyoruz. Biraz daha limon sıkarak afiyetle tüketiyorum. Evet bugün de benden bu kadar. Yeni tariflerde görüşmek kısmet olur inşallah diyerek sizlere veda ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlığınızın ve sevdiklerinizin kıymetini bilin. Hoşçakalın.